Toz Kardeşliği. Görüşürüz anne. En iyi arkadaşım Belsin'in yanına gidiyorum. İyi eğlenceler. Patronluk taslamasına izin verme. Bu gün boyunca duyduğum en saçma şeydi anne. Sonra da ona stand-up komedyeni olabileceğini söyledim. Ne demiştim? Köle robot yalnızca izin verirsem konuşabilir. Sol, sola dön. Anlaşıldı efendim. Hareket sağlanıyor. Sen değil sersem. Sağa dön. Anlaşıldı efendim. Yapmayı bırakır mısın artık? Hayır, sana demedim. Belsin tatlım, seninle biraz konuşabilir miyim? Git başımdan. Merhaba Clarence. Merhaba Bayan Belsin. Belsin, konu Taffy ile ilgili. Bininci kez söylüyorum. Köpeğini dolaştırdım. Pekala. Peki Hank neden onu kendi bahçesinde buldu? Hank mi? Hank de kim? Komşumuz. Merhaba. Bu küçük sevimli şeyi çimlerimi yerken buldum. Belsin, senden tek bir şey istedim ve... Tamam, bir daha asla yapmam. Köle robot, kapımı kapat. Peki efendim. Taffy'yi geri getirdiğiniz için teşekkür ederim. Belsin'in davranışı yüzünden de özür dilerim. İzin verirseniz sizinle küçük bir görüşümü paylaşmak isterim. Kişisel gelişim dersinde hep şunu söylerim. Aile birliği insan kalbi gibidir. Kendinize sormanız gereken şudur. Siz şah damarı mısınız yoksa organ boşluğu mu? İşin özü disiplin saygıdan geçer. Belsin bana saygı duyar. Beğenmedim. İğrenç. Çirkin. Hayır. Rengi berbat bunun. Bana para verin. Hangi kısmını anlamıyorsun sen? Kuaför. Kendine ne yaptın böyle? Seni seviyorum. Dinle. Ben ve birkaç arkadaşım cuma günü birlikte davul çalmaya gideceğiz. Eğer ilgilenirsen... Burada yiyecek hiçbir şey yok. Düzeltiyorum. Muhtemelen yiyecek bir sürü şey var. Yarın market alışverişi yapacağım. Almamı istediklerini not al. Sanki alacakmışsın gibi. Disiplin saygı gerektirir. La 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 la. Badem sütü. Belsin, şu pisliği temizle. Ne? Sen gerçek misin? Beni duydun. İyi, tamam. Köle robot, şu pisliği hemen temizle. Belsin, senin yapmanı söyledim. Ya ne fark eder ki? Loop bizim için yapıyor zaten. Gidip onu arayacağım. Loop diye söyleniyor. Ve yaptığın her pisliği temizlemek onun işi değil. Şah damarları vardır, organ boşlukları vardır ve de... Merhaba Loop. Ver şunu. Loop. Cynthia, dinle. Yolda çalışma var ama yaklaşıyorum. Birazdan görüşürüz. Loop, bekle biraz. Clarence, eve gidip annene temizlik görevlimizi beğenip beğenmediğini sorar mısın? Ha? Bugün evimizin temizliğini Belsin yapacak. Ne? Anne! Belsin annesi dedi ki... Belsin annesi dedi ki evlerine temizliğe gelen kadın gelip bizim evi temizleyebilirmiş. Çünkü onların evini temizlemeyecekmiş. Tamam, bekle. Cynthia, seni dinliyorum tatlım. Hizmetçin mi? Evet, yani aslında tuhaf bir hikaye. Çünkü genelde bize her zaman Reginald gelir. Yani hikayemiz, ama şu anda hasta, bilirsin işte. Bu yüzden aslında teklifine gerçekten çok sevindim. Evet de, yani bu gerçekten harika bir fikir. Tamam, evet, tamam, hoşça kal. Ay. Temizlikçinin evimizi bu şekilde görmesine müsaade edemem. Etraf çok kirli. Amaç da bu zaten. Toplanması gerekmiyor mu? Teknik açıdan misafirimiz sayılır, öyle değil mi? Aman tanrım, bugün buna hiç ihtiyacım yok. Anne, seni gerçekten hiç anlamıyorum. Haklısın. Temizlikçi gelmeden önce burayı temizleyeceğim ve sen de bana yardım edeceksin, tamam mı? Evet, tabii, olur. Pekala. Çöplerle başla, sonra da bulaşıklar. Tamamdır. Hay aksi, ben ne yaptığımı bilmiyorum sanırım. Olamaz. Pekala, tamam. Arada bir benim de yapmakta iyi olmadığım bir takım şeyler olabilir. Bu iş çok sıkıcı. Hay aksi. Ne oldu?
Şurada biraz dev salyangoz yiyecek artığı kalmış. Evet, dev salyangozlar bunları yemeye bayılır. Eğer elindeki tostavarla onlardan kurtulamazsak başımız dertte demektir. Vay be, sahi mi? Evet tatlım, tostavar sende. Çok yakında burası büyük ve aç salyangozlarla dolacak. Dev salyangoz yiyecek artıklarından kurtulalım. Başka nerede var? İşte şurada rafın üstünde. Gidiyorum. Harika iş çıkarıyorsun. O salyangozları buradan uzak tut. Bu bir üç kağıt olabilir mi acaba? Harika. Bana hemen bir pil lazım. Canını sasalıyor diyor. Bu kötü mü? Yandın. Olamaz. Anne bırak şunu. Oyunumla oynayamazsın. Aldığın bütün ekstra canları bitireceksin. Yapma lütfen. Mutfağı temizlemeyi bitirdin mi sevimli ayıcık? Aa, sen değil. Oğlum. Ona böyle derim. Çünkü bebekliğinde bana sevimli küçük bir ayıcığı anımsatırdı. Yandın. Olamaz. Bu kötü mü? Önce mutfak temizlenecek. Tamam. İşleri bitiriyorum. Artık durabilirsin. Yağmur oluklarının da temizlenmesi gerekiyor. Tamam tamam. Ne istersen yeter ki dur lütfen. Pekala, kumdan kaleye geri dönelim. Merhaba dostum. Annene yardım mı ediyorsun? Maalesef. İşbirliği yapmak önemlidir. Ben anneme hiç yardım etmedim ve onunla yıllardır konuşmuyoruz. Aklının bir köşesinde kalsın, tamam mı? Merhaba, krallığımıza hoş geldiniz. Merhaba Lupe, geldiğin için teşekkür ederim. Sorun değil. Aman tanrım, eviniz ne kadar temiz görünüyor. Delirdin mi sen, bu domuz ağalı mı? Her neyse, o halde işe koyulalım. Pekala, şu lambaya ne dersin? Mutfağı, banyoyu, halıları ve yağmur oluklarını temizledim. Çöpe attım, camları ve duvarları sildim ve Taffy'nin artıklarını süpürdüm. Artık oyunumu oynamayı bırakabilir misin? Elbette tatlım. Sen garajdaki yılbaşı süslerini toplar toplamaz. Sanırım orada toz var. Güzel. Pekala Lupe, sana daha fazla yalan söyleyemeyeceğim. Sen gelmeden önce temizlik yaptık. Haklısın, daha önce temizlik için birini almamıştım. Ve Cynthia aradığında paniğe kapıldım. Ayrıca ejder ve salyangozlarla da mücadele ettik. Çok eğlenceliydi. Oldukça yaratıcı bir temizlik yöntemimiz var. Bir şey ister misin? Tabii, teşekkür ederim. Hadi, hadi. Hayır. İmdat! Saldırıya uğradım! İmdat! İşte ejder bu. Kötü bir ejder olduğu için onu dövdük. Bu da kumdan kale. İçine temizledik. Annenle ne kadar cesurmuşsunuz. Biliyorum. Oğlunuzla ilişkinize gerçekten hayran kaldım. Bana eski bir halk efsanesini hatırlattı. Efsane mi? Dinlemek isterim. Anlatsana hadi. Çok uzun zaman önceymiş. Gerçekten çok uzun bir saat sonra. Bir daha ne gören olmuş ne de duyan. Hikayenin son kısmını kastetmemiştim. Başını kastetmiştim. Bu bana ikinizi hatırlattı. Vay be. Bensin. Onu kaldıramayacak kadar güçlü olmadığın aklıma gelmedi. Bu senin hatan anne. Biliyor musun, bugün yaşadıkların sana biraz sorumluluk öğretir sanmıştım. Ama görünen o ki çok zayıf ve güçsüzsün tatlım. Canım benim, sevimli ayıcık.
Sonunda. Hoş geldin sevimli ayıcık. Dostum, senin takımına katılabilir miyim? Yandın.